Kimdir Türkan Saylan? Kısaca, özetle. İyi bir doktor. Akademisyen, bilim kadını, sosyal sorumluluk sahibi, bir aydın. Atatürkçü, cumhuriyet kadını. FETÖ mağduru. Hepinizin de bildiği gibi Ergonokon'dan hastalığının son zamanlarında yapılmayan kalmadı. İyi bir doktor, Türkiye'de lepra, cüzzam adıyla bilinen hastalığın kökünü kazıdı. Akademisyen bu konuda kitapları, makaleleri uluslararası literatüre geçti. İyi bir bilim kadını. Uluslararası Gandhi ödülünü alan tek bayan. Konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu davet ediyorum. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Söke Çağdaş Yaşamı Destekleme Dernek Başkanımız çiçek takdim ediyor. Yine Şehir İçi Kooperatif Başkanımızdan bir çiçeğimiz var başkanım, onu da hemen takdim etsinler. Çok teşekkür ederiz Söke Şehir İçi Taşıma Kooperatifine. Alkışlarınızla tak çiçeği takdim ediyor. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok da güzel çaldınız. Banda takımınıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Güzel çaldılar değil mi? Bu güzel sıcak karşılamanızdan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, bu parkı bir dönem önceki çok değerli belediye başkanımız Sayın Necdet Özekmekçi yaptı. Gerçekten eline sağlık, koluna sağlık. Harika bir park olmuş. Daha sonra Çağdaş Yaşam Derneği bu parka, bu güzel parka hocamızın ismini vermek istediklerini bizlere ilettiler. Biz de çok memnun olduk. Aydın Büyükşehir Meclisi'nde Söke Belediye Başkanımız Sayın Toyran ve Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri tarafından bir önerge verildi. Ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin o gün mecliste bulunan, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan söylüyorum, bütün Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri onayladı. Bu da bizim için ayrıca bir gurur kaynağı oldu. Değerli Sökeliler, son nefesine kadar aydınlık, çağdaş, bir Türkiye için onurlu mücadelesini sürdüren Türkan Saylan, tüm yaşamı boyunca karanlığın karşısında durmuş, çağdaş yaşam uğruna hayatını feda etmeye göze almıştır ve feda da etmiştir. Kendi deyimiyle aslında o bir şey yapmıyor, yalnızca insanları neler yapabileceğini inandırıyor ve yüreklendiriyordu. Mücadelesiyle Türkiye'ye örnek bir kadın oldu. Türkan Saylan hayatı boyunca mücadele ettiği iki hastalık vardı. Bunlardan birisi cüzdan, bir diğeri de cehalet. Bu iki hastalığı fark ederseniz, mücadele ederseniz iyileşirsiniz dedi ve bu iki hastalıkla ömrünün sonuna kadar mücadele etti. Değerli Sökeliler, cehalet içinde 100.000'in üzerinde imkanı olmayan öğrencilere okutarak onlara yeni bir yaşam kurmaları için muazzam bir zemin hazırladı. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi kız çocuklarının okutulmasına ve insan haklarına kazanılmasında büyük çaba göstermiştir. Tekrar buradan Türkan Saylan'ı saygıyla anıyoruz.
Değerli Sökeliler. Vatan haini, FETÖ'cüler bu değerli bilim insanını da Ergenekoncu ilan ettiler. Buradan bir kez daha terörü ve vatan hainlerini lanetliyorum. Biz Türkan Saylan'ı evinin penceresinden işte bu fotoğraf el sallarken hep aklımızda kaldı ve gelecek nesillere de aktaracağız. Onun gösterdiği bu eğitim yolunda devam edeceğiz. Ben tüm dernek başkanlarımızı kutluyorum. Her zaman Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kapıları bilime sonuna kadar açık oldu. Bundan sonra da açık olmaya devam edecek. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu destekleme dernek başkanımız da aramızdaydı. Onu da alıyoruz buraya. Evet. Cumhuriyet Sulama Birliği Başkanımız Sayın Necdet Özekmekçi'yi de bekliyoruz. Necdet Özekmekçi Sulama Birliği Başkanımız. Muhtarlarımız geldi. Makaslar, evet. Bu tarafa. Semih abi. Değerli Sökeliler, parka emeğe geçen tüm belediye başkanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Katılımınızdan dolayı ayrıca sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun. Sökemiz hayırlı olsun. Sökemize Profesör Doktor Türkan Saylan ismini veriyor Sayın Topuklu Efemiz. Çok teşekkür ediyoruz parkımıza verilen isimden dolayı. Sökeler adına Topuk Tepe'mize teşekkür ediyor Söke. Alkışlarla teşekkür ediyor. Türkiye'nin, Atatürk'ün ülkeyi emanet ettiği gençlik Özlem Çerçoğlu'na Söke'de sahip çıkıyor. Alkışlarla Topuk Tepe'miz. Genç olmak çok güzel gençlerle arkadaşlar. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bayram İnci, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Çile Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Söke Sulama Birliği Başkanı Necdet Özekmekçi ile birlikte muhtarlarımız da parkımızın açılışını yapmış buluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli Sökeliler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu hem sahnenin arkasında hem de tren yolunun karşısında bulunan iftar İkram çadırlarımızda tavuklu pilav ikramımız vardır. Afiyet olsun şimdiden. Sökemize hayırlı uğurlu olsun. Gelmedim daha ya, gelmedim. Bekle ayrılma.